Evet gençler, şimdi konumuz geleneksel Türk tiyatrosu. Şimdi geleneksel Türk tiyatrosu deyince biz modern tiyatro ile geleneksel Türk tiyatrosunun hep bir karşılaştırmasını yapacağız. Çünkü ikisi de birbirine zıt kavramlar. Ama biz şunu bileceğiz ki bizim geçmişimiz geleneksel Türk tiyatrosuna dayanıyor. Ta Uygurlarda görülen ilk körünüşlük eser olan Meister Simit'ten bu yana biz geleneksel Türk tiyatrosuyla bugünlere kadar gelmişiz. Evet, şimdi bir bakalım önce geleneksel Türk tiyatrosu içinde ne gibi türler varmış? Karagöz, orta oyunu, kukla, meddah ve köy seyirlik oyunu gibi kökeni eski inançlara dayanan gösteri türlerinin tümüne dedim. Şurada bir kavramla ilginizi çekmek istiyorum. Eski inançlar. Şimdi eski inançlarla tiyatronun ne gibi bağlantısı olur? Hepiniz görmüşsünüzdür, öyle değil mi? Filmlerde en azından bir ateş yakılır, bir ateşin etrafında bir şaman dans etmeye başlar. Bakın, burada ne var? Dans. O şaman nasıl giyinir? Karşıdaki kişilerin ilgisini çekmek için işte kafasına bir kuş tüyü takar, farklı farklı diğerlerinden farklı bir şekilde giyinir, üstüne kürk alır, bir asa eline alır. Biraz tiyatroyla bağdaşıyor, öyle değil mi? Çünkü tiyatroda da amaç karşı tarafı etkilemek, İnançlarda da yani şamanın yaptığı davranışla karşı tarafı etkilemek. İkisi de aynı amaçla etkiliyor. Biz bundan dolayı eski ayinlerde, eski inançlarda bir tiyatro kültürünün olduğunu biliyoruz. Evet, gelelim geleneksel Türk tiyatrosunun özelliklerine. Yani Karagöz, Orta Oyunu, Kukla, Meddah, Köy Seyirlik oyunlarının genel olarak tüm hepsinin özellikleri. Yazılı bir metin yoktur, klasikleşmiş oyunlar doğaçlama yoluyla oynanır. Şimdi doğaçlama derken, biz dedik ya modern tiyatro ile geleneksel Türk tiyatrosu sürekli karşılaştıracağız. Şimdi geleneksel Türk tiyatrosunda doğaçlama varmış. Neydi doğaçlama? Bir yazılı metne dayalı olmadan o an insanın içinden geldiği gibi davranması. Yani siz sahnedesiniz, sadece belirli kalıplaşmış kurallar var. Bu kuralların dışına çıkmadan istediğiniz gibi o oyuna yön verebiliyorsunuz. Ama modern Türk tiyatrosunda ne vardı ya da modern tiyatro ne vardı? Yazılı bir metin. Yani sizin ne yapacağınız A'dan Z'ye kadar bir metne aktarılmış. Siz o metne bağlı kalarak da oyununuzu sergiliyorsunuz. Geleneksel Türk tiyatrosu ile modern Türk tiyatrosu arasındaki en büyük fark. İki, modern tiyatroda olduğu gibi dekor ve aksesuar yok. Şimdi bu da bir karşılaştırmada biz payda olarak kullanacağız. Modern Türk tiyatrosunda yani az çok hepiniz tiyatro etmişsinizdir. Ne vardı? Mesela Orta Çağ teması işleniyorsa arkada kaleler vardır. İşte şurada bir şövalye vardır. Ya da ekin eken köylüler vardır. Sefalet çeken köylüler vardır. Ya da bir şehirde geçen aşk teması işleniyorsa arkada bina figürleri vardır. İşte şurada bir araba vardır. Sahnede durur. Ya da dekor olarak bir ormanda geçiyorsa birkaç yere yapay da olsa bir ağaç koydum. Yani oradaki atmosfer verilmeye çalışın. Modern Türk tiyatrosunda bu vardı. Ama geleneksel Türk tiyatrosunda böyle bir zorunluluk yok. Yani orta oyununu oynarken ya da bir meddah gösterisini anlatırken sadece birkaç parça aksesuardan yararlanıyor. Ama biz yeniden bir dünya yaratmıyoruz. Modern Türk tiyatrosundan farklı olarak. Dans, müzik, şarkı, şaklabanlık, soytarılık gibi unsurlardan yararlanır. Bu geleneksel Türk tiyatrosu için geçerli. Şimdi geleneksel Türk tiyatrosu ne demiştik? Eski inançlardan geldi. Eski inançlarda da dans, müzik, şarkı bunlar vardı, öyle değil mi? O yüzden ileriki yüzyıllarda da bu davranışlar kendilerini sürdürmüşler. Şunlara bağlı olarak da güldürü unsuru ön plandadır. Bunun yanında ders verici özellikleri de bağlıdır. Bizim kültürümüzde güldürü geçmişten bu yana kadar var. Hala da görüyoruz, öyle değil mi? Biz dizi yaparız, film yaparız ya da günlük hayatta sürekli işin içine güldürücü, yani komik öğeler katmaya çalışırız. Ama bunun yanında bizim bu anlattığımız olay aynı Nasrettin Hoca fıkralarına benzer. Nasrettin Hoca ne yapar? Güldürür ama güldürürken de düşündürür. Muhakkak en sonunda ders verici bir özellikle olayı bitirir. Geleneksel Türk tiyatrosunda bundan çok fazla yararlanılmış. Hem güldürü açısından kişinin ilgisini çekebilmek amaçlı hem de ders verici nitelikte olması amaçlı. Çünkü güldürü bir ders verici niteliği değerlendirilmediğinde boş iş gibi gözüktüğü için en sonunda bir ders verici nitelik olmuş.
Güldür unsuru olarak yanlış anlaşılmalar, abartılı tavırlar ve şive taklitleri bugünkü dizilerde hala kullanıldığı gibi geleneksel Türk tiyatrosunda da kullanıma gelmiştir. Kahramanlar tip özelliği gösterir, bu tipler yüzyıllar boyunca aynı kalmışlardır. Şimdi tip ve karakter farkını biliyorsunuz öyle değil mi? Yani tip neydi? Tip belirli davranışları sergileyen bir kelimeyken karakter ise kendine has davranışları olan. Biz ayrımını buradan yapıyoruz. Evet, şimdi gelelim geleneksel Türk tiyatrosunun türlerine. İlk olarak yani hepinizin de bildiği Karagöz oyununa başlayacağız. Malum Ramazan ayındayız. Hani Ramazan demek, Karagöz demek. Yani eskiden öyleymiş derler ya, nerede o eski Ramazanlar. Evet, deriden yapılmış kahramanlı renkli figürleri aydınlatılmış bir perde yansıtılması esasına dayanan halk tiyatrosuna gölge oyunu dedim. Gölge oyunu dediğimiz şey de bizim Karagöz dediğimiz oyun. Şimdi tarihiyle ilgili çok fazla karmaşalık, tam olarak nerede çıktığını bilmiyoruz. Avrupa devletlerine göre Çin'de ortaya çıkmış, bize göre Şeyh Küşleri tarafından Arabistan'da ortaya çıkmış, bazılarına göre Mısır'da ortaya çıkmış, Yunanlara göre Yunanlar'da ortaya çıkmış, bize göre bizde ortaya çıkmış, hatta Bursa'da biliyorsunuz rivayet edilir. Kısacası belirli deriden yapılmış figürler etrafında oynatılan oyun. Karagöz oyunu oynatan kişilere hayali, hayalbaz ve karagözcüler. Özellikle soru çözen arkadaşlarımız için söylüyorum. Şurada yazdığım birkaç terim çok önemli. Bunları aklınıza hiç çıkartmayın. Karagöz oyunu oynatan kişilere hayali, hayalbaz ve karagözcüler. Bu soru bazında sorularda muhakkak bir çıkar. Bu üç isim de aklınıza kalsın. Karagözcü aynı zamanda onları seslendirir. Şimdi demiştik ki doğaçlama bir oyun bu. Şimdi karagözcü hayali ya da hayalbaz denen kişi bunları sahnede oynatırken hem acımadı seslendirir hem karagöz seslendirir. İkisini beraber tek bir kişi seslendirir. Bununla birlikte hayalbazın perde arkasına yardak, çırak, sandıkar ve dairesan adı verilen yardımcılar vardır. Bunlar ne yaparlar? Yani birkaç tane söyleyebilirim. Mesela sandıkar. Sandık deyince aklınıza ne geliyor? Eşyaların koyulduğu bir ahşap kutu geliyor değil mi? Sandıkar da tam olarak bu görevi yapar. Eşyaları ortaya çıkartır, onları taşır. İşte dairesan, mesela tev çalar. Bu şekilde karagözcüye yardım eden, yani bir ekip işinde yapıldığını bize gösterir. Sahne olarak kullanılan aydınlatılmış perde Küşleri Meydanı adı verilir. Az önce bahsetmiştim. Demiştim bizim inancımıza göre de hani Şeyh Küşleri'den gelir bu. Şeyh Küşleri iki kavramı bizim edebiyatımızda tiyatro olarak sokan kişi. Sahnede oynatılan deriden kesilmiş figürlere tasvir edilir. Tek basit bir cümle açıklamaya gerek duymuyorum. Tasvir edildiğinizde bu deri figürler aklınıza gelsin. Oyunda asıl kahramanlar Karagöz ve Hacı Fat'tır. Bunlar dışında Osmanlı İmparatorluğu içinde yer alan kişiler de vardır. Çok fazla karakter var. Çok fazla karakter var ve demiştim ya Ramazanlar'da oynatılıyor genelde. Ramazanlar'da ama mesela İzmir'de, Erzurum'da oynatılan yöreye göre farklı farklı karakterler edinebiliyoruz. Bu oynatan kişiye göre değişiyor. Şimdi karakterlere birkaç tanesine bakalım. Ben birkaç tanesi yazdım. Çok fazla karakter var ama en çok bilinenler bunlar. Karagöz. Şimdi siz sadece burada Karagöz ile Hacı Fat'ın arasındaki farkı var. Karagöz halkı temsil eden bir tiplemedir. Yani halk gibi aynı şekilde saf, o dönemin insanına göre bir okula gitmemiş, hayat üniversitesi dediğimiz yerden mezun olmuş bugünkülerin tabiriyle kişidir. Karagöz biraz cahil gibi gözükür ama zekidir. Hacı Fat da Karagöz'ün tam tersidir. Karagöz köylü, Hacı Fat şehirliydi, bir de düşünebilirsiniz. Hacı Fat da az çok bir eğitim almış, Osmanlıca konuşmaya çalışan, işte kelimelerin arasında Osmanlıca ekleyen, hani kendine aslında tam bir şehirli, tam bir aristokrat gibi gözükmeye çalışan bir kişi. Ama tabii Karagöz'ün fazla cevaplığı ile birlikte sürekli rezil oluyor. İkisinin arasındaki tartışmalara dayandığı için zaten oyun. Çelebi, zengin mirasiyetli bir tiptir. Her oyunda olduğu gibi burada bir zengine ihtiyacımız var, o da Çelebi'miz oluyor. Tabi mirasiyeti olduğu için birazcık da görgüsüzleri var. Beberoğlu, kısa boylu, yaygaracı bir tiptir. Şimdi güldür unsurunu ortaya çıkartan karakterlerden bir tanesi Beberoğlu. Durduk yere ortaya fırlar, güldürür, gider.
Tiryaki, Afyonoğlu sürekli uyuyan bir tiptir. Şimdi Afyon o dönemde çok meşhur olarak kullanılıyor. Bugünkü tiryakiler çay veya sigara tiryakisi olarak ayırıyoruz. Her neyse, tiryakinin en büyük özelliği şu. Tam olaya giren heyecanlı bir olay anlatmaya başlar. Olayın en heyecanlı yerinde de uyuyakalır. Bu şekilde bir güldürüm unsuru oluşturuyor. Tutsun Deli Bekir. Anamı kesen ben, babamı kesen ben diye sahneye girip o başlayan Kemal Sunal'ın filmindeki kabadayıları bizim Karagöz'den gelme Tutsuz Deli Bekir'in bir kopyası gibi. Evet, şimdi gelelim en önemli kısmına. Yani Karagöz oyununun bölümlerine. Bizim toplamda 4 tane bölümümüz var. Bu bölümler önemli, aklınızda tutmaya çalışın. Mukaddime giriş bölümü. İlk olarak Hacivat. Aklınızda tutun ilk olarak Hacivat. Müzik eşliğinde sahneye gelip bir sema yok. Karagöz'de bu semaiden rahatsız olarak dışarı çıkan Hacivat'a laf eder. Sonrasında ikisinin arasında bir tartışma meydana gelir. Muhaberede de yani karşılıklı konuşma bölümünde de bu tartışmaya yer verir. Ama sadece karakterleri tanıtma bazında oyundan hariç bir sahnedir bu. Karagöz ve Hacivat'ın birbirlerini eleştiri, kavga ve tartışmayla karşılıklı konuşarak tanıttıkları bölümdür. Kısaca ikisinin tanıtıldığı bölümdür. Fasıl, işte bizim asıl oyunumuzun oynandığı bölüm burası. Bu bölümde, oyun asıl bölümde bir çatışma yaratan konu ortaya konulur ve bu konu düğümlenir. Şimdi Karagöz ve Hacivat'ın artık bir konu işe girme mevzusu olabilir, koyunun çalınması mevzusu olabilir, ortaya bir koyun konulacak ve ikisi birlikte konu düğümlenene kadar çalışacaklar. En sonunda, yani şu bitiş bölümünde bir kabadayı, Fasıl'dan hemen önce bir kabadayı ikisini ayırır, en azından Tutsuz Deli Bekir olur. Yani ortaya bağırıp çağırınca, girince bunların ikisi birlikte korkudan ayrılırlar, konuyu unuturlar. Sonrasında bitiş bölümünde ise kabadayı ayırdığı bu iki karakter tekrardan kavga etmeye başlar. Sonra sahne yıkılır, sonrasında İkisi ayağa kalkarlar ve Karagöz sürçülisan ettiyse affola diyerekten oyunu bitirir.